Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta söylediğimiz bazı şeyler epeyce düzelmiş. Aynı dersin tekrarı olduğu için onları değerlendirerek başlayayım. Bazı şeylerde de bu sefer bazı harflerin yapılışında küçük bazı hatırlatmalarım olacak. Onlara da inşallah dikkat edelim. Birincisi bu ayın ve iki farklı çeşit ayınımız olduğunu biliyoruz artık. Bunların içerisinde özellikle kendinden sonra elif, dal gibi yukarıya dönen harflere devam eden ayınlarda şuradaki şu eğim fazla. Önce birazcık böyle aşağıya doğru düz gelip ondan sonra şu dönüşü yapmamız gerekiyor. Yani harfin kaşı falan çok güzel, büyüklükleri iyi. Ama dediğim gibi şurada birazcık aşağıya doğru bir iniş olması lazım. Sonra bu sağa dönüş. Direkt sizin harfiniz şöyle bir eğimle gelmiş. Onun örneğini incelerseniz eğer ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle hızlıca göstermeye çalışacağım. Buralara da birazcık zor yazılıyor. Mürekkep kalıntılarının olduğu yerler. Şu iniş, bu birinci hareketimiz güzel. Bunu iyi yapmışsınız. Sadece şurada burayı aşağıya doğru bir gelip sonra şöyle sağa bir dönüşümüz var. Göstermek için biraz abartılı olmuş olabilir ama ona dikkatinizi çekmek istedim özellikle. Şuradan daha dik gelin önce, ondan sonra sağa bir dönüş yapın. Evet, bilemiyorum. Birazcık yaklaştırırsam daha iyi anlaşılıyor mu? Şöyle deneyelim bakalım eğer. Olacaksa böyle deneyelim bakalım. Evet, gelelim. Buradaki ayın ve nun birleşimine çok dik oldu. Ayın kendi içinde bu harf çok güzel ayın. Gayet güzel yapmışız ama buradaki aşağıya bağlantı bu satırın eğer burası olduğunu düşünürsek çok böyle dik aşağı inmiş oldu. Burada nereden kaynaklandı bu problem? Şuradan sonraki gelişimizin böyle birazcık yukarıya doğru döndükten sonra bu harfin bağlantısını buradan falan yapmamız lazımdı. Şunu çok aşağıya düşürmüşüz. Ayın harfinden sonraki nun geçişini çok aşağıya düşürmüşüz. Şöyle olması lazımdı. Bakın bu harfin dediğim gibi ayın harfi çok güzel. Elinize sağlık. Evet, bunlar iyi. Burada geçen hafta bunu göstermiştik. Kaf harfi daha güzel olmuş nispeten. Belki bu aradaki mesafe birazcık yaklaşabilir. Onun dışında problem yok. Kırılma yerini biraz erken yapmışız. 3 noktaya 3 nokta gibidir ya. Sanki burada birazcık daha erken dönmüşüz. Bu yüzden o kırılmayı tam şu ortalardan yapalım. Böyle olsun. Evet, bu mim dal birleşimini geçen hafta söylemiştim. Çok güzel dalın bu kısmı, gayet güzel. Elinize sağlık. Şimdi burada bir problem var. Buradaki harfin kendi kaleminizle bir ölçüsünü siz yapın. Ya burası çok uzun oldu ya da cimin üst kısmı kısa kaldı. Yani siz kendi kaleminizle benim kalemim birebir aynı değil herhalde. Şu an en yakın o kalemi aldım ama birebir aynı değil. Sizin kaleminizle de bu hemen hemen aynı gelebilir. O zaman burası birazcık uzun kalmış. Şurada bir noktalık bir taşan kısım olması lazım çünkü. Şuradan bunu kısalttığımızda bu harfin şekli, geçişi, cim karnı falan çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, şu 1,5 noktalık incelerek biten kısmını da böyle
kalemin ucuyla doldurabilirsiniz. Evet, sattığı bunlar da iyi görünüyor. Mim, bu tarz mimin yapılışında şurası incelmiyor. Burası tam kalem. Şurayı anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Görülüyordur herhalde. En böyle aşağı indiğimiz nokta. Burası sanki böyle birazcık incelmiş gibi. Orası incelmeyecek geçişte. Bakın şurası tam kalem. Sadece yukarıya doğru bir küçük tırnak bırakıyoruz. Şurayı kastediyorum. Böyle kalından inceye doğru bir geçiş yok orada. Ve sonrası. Evet, şu alt kısmını sadece söyledim. Diğerleri iyi. Evet, Mustafa ibaresini satırda böyle yazarsak daha iyi oluyor ama gene bile bu F çok aşağıya düşmüş. Ne yapabiliriz bunun için? Belki tam burayı satıra başlayarak yapmayız. Birazcık yukarıdan başlayabiliriz. Bir de şu geçişte bir problem var. Burası bir yuvarlak geçiş değil de. F harfimizi. Geldiğimiz gibi geri gidecek bir küçük bir S hareketiyle geçiş olarak yapalım. Gördünüz mü? Burası sanki biz yukarıdan gelmişsiniz. Y'ye dönerken aşağıdan ayrıca bir Y'nin üst kısmını yapmış gibi bir görüntüsü var bunun. Dönüşte de üzerine o tırnağı koyarak eğer Y'nin çanak kısmını yaparsak geçiş zayıf çıkmaz o kadar. Geçişte bir zayıflık var. Şurada birazcık sertlik var. Çok düz gelmişiz. Evet, bir önce 4 noktalık işte ya da bu toplamın 5 nokta olacağı için işte 3 noktalık bir düz eğim var aşağıya ama birazcık orada sanki çok hafif bir kavis vererek onu yumuşatabiliriz. Evet, B elif birleşimi güzel. Daha doğrusu ya, y elif birleşimi burada. Bunlar iyi. Bunların da birazcık tepe noktaları çok önde kalmış. Şuradaki vav'da da özellikle bu daha da belirgin. Neredeyse dümdüz olmuş bir tepe noktamız var. Ve o tepe noktası ortada da değil, bu kadar önde de değil. Çok önde. Yani hemen hemen yarıya yakın gibi. Tam yarıda değil. Biliyoruz ama yarıdan da çok önde değil. Bunu tepe kısımlarını özellikle şu vallarda da var o. Bunun örneklerine de bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Vav çanak kısmı gayet güzel. Ucu geriye doğru kıvrılmasın. Bu düz devam edecek ve şurayı da dediğim gibi bu incelerek bitirdiğimiz yeri de şöyle dolduralım. Böyle daha iyi oldu. Şu çok zayıf çıkmış. Bu kadar zayıf değil olmaması lazım. Şu kalem kalınlığına göre şurası biraz zayıf görünüyor. Demek ki birazcık daha kalemi elimizde yatıralım. Onunla uygun bir açıyı bulana kadar.
Evet, şuranın kalınlığı ile şu aşağısı arasında bu kadar fark olmaması lazım onu göstermek için. Özellikle bunu yaptım. Evet, şu mimin de şuradaki duruşunda birazcık şu eğim çok az olmuş. Birazcık daha eğimli gelmesi gerekiyor herhalde. Bunun harfi için de şuradaki eğimi birazcık daha sonlara alırsak daha iyi oldu. Güzel. Yani şu geçişte sadece şurada bir problem var gibi bu mim harfinin de. Orayı biraz daha kısa tutarsanız da güzel olmuş. Evet, bunlar da iyi. Şu vav haricinde elifler güzel. Evet, bu harf de iyi. Elinize sağlık. Buraya kadarki kısmı gayet güzel olmuş. Hızlıca nesiye de inşallah bakalım. Birazcık nesihte de harfler çok. Şuradaki şu elif iyi ama bu birazcık dik görünüyor. Birazcık daha sola meyilli bir şekilde elifleri nesihte yapalım. Özellikle belirgin bir şekilde yatık olsun yani sola. Normalde şu görüntüyle olması lazım. Tabi bunlar bazen hep söylüyorum fotoğraf çekme açısından da kaynaklanıyor olabilir. Eğer kendi yazdığınız kağıtta böyle dik bir satırdan çizgi çektiğinizde bu kadar eğim varsa normaldir. Ona bir şey demiyorum ama burada sanki birazcık şey görünüyor. Bu dik kalmış görünüyor bu harfler. Şın dişleri iyi. He, iyi. Bu biraz küçük kalmış sanki onun bunların içerisinde. Kalem kalınlığı aynı olmadığı için ölçü olarak vermeyecek ama birazcık orada küçük kalmış. Lam elif iyi. Bunlar iyi. Bunlar birazcık uzun. Lafzatullah'ın lamları uzun. Birazcık onu daha kısa tutmamız lazım. Evet, şurası çok havada kaldı. Mesela bunlar uzun olduğu için burası o kadar Lafzatullah'ın H'si yukarıda kalmaz. Evet. Burada bir ibareyi unutmuştuk. Eşhedü en la ilahe illallah olacak burada değil mi? Şöyle bir lam illa yazılışı da var. Hem onu da göstermiş olayım. Evet, bu Elif'e bağlanan böyle bir illa yazılışı da var. İllallah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne. Eşhedü bir tane de eşhedü yok burada. Bazen yazıya odaklandığımız için metinden uzaklaşabiliyoruz, kopabiliyoruz. Benim bile dikkatimi çekmeyebilirdi. Biz de sadece hep yazıya odaklanıyoruz. Evet, bu ibareyi de yazdıktan sonra Muhammeden güzel Resulullah. Bu var birazcık büyük. Bir de bunun biraz satırın şeyde olması lazım.
Buradan sonra şimdi keşide, sorun keşideden kaynaklanmış. Keşideli bir harf yapıyorsak o keşideyi birazcık daha şöyle aşağıya düşürmemiz lazım. Şöyle buralardan yapıp ondan sonra bunları satıra oturturduk. Daha bunu da biraz aşağıya çekerdik. Sonrasındaki kısımları da aşağıya çekerdik. Yani burada şu satır çizgisinin geçmesi gereken yer burası. Evet, lafzatullahın lamları birazcık uzun oluyor. Onları da birazcık kısa tutarsak diğer harfler güzel. Burada lam da güzel. İbare eksik olduğu için isterseniz bir dahakine tam yazarak hem bir kere daha yazmış olursunuz. Tam yazılışında göndermiş olun bir dahaki haftaya. Sülüs kısmını tekrar yazmanıza gerek yok. Güzel bir iki küçük hatırlatmalarımız oldu sadece. Tekrar yazmayı gerektirmez. Devamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.